Herkese kolay gelsin değerli hobici arkadaşlar. Bugünkü videomda ağız dolu balıkları şu bölüme ayıracağım arkadaşlar. Onu anlatacağım. Ağız dolu balıkları niye ayırıyorum? Çünkü bazı dişi balıklarımız yumurtaları ağzına aldıktan birkaç gün sonra bırakıyor. Niye bırakıyor? Yani şundan olabilir. Kendi yiyebilir veya diğer balıklar tarafından kovalanıyor bazen. O yüzden bırakmış olabilir. Hani bunları engellemek için sayısı çok olan balıkların yanından ayırıyorum. Yani bu çözüm mü? Tam belli değil yani, bilmiyorum. Belki yani en son yapılacak şey ama. Çünkü daha önceden buraya dişi balıklara ayırmıştım, ağız dolu balıkları, ama frontozamız vardı, ağız bayağı doluydu. Birkaç gün sonra bir baktım boşaltmış ağzına. Yani ayırmama rağmen yine ağzını boşaltıyor. Ya yiyor ya bırakıyor. Yani bu artık dişi balığın acemiliğinden mi kaynaklanıyor, yoksa zora kaldığından mı bırakıyor bilmiyorum, ama yine de ben ağız dolu balıkları ayıracağım arkadaşlar. Burada mal prensesimiz var, ağız dolu. Bunu çıkaracağım. Burada da yine ağız dolu yavru balıklarımızdan ağız dolu balıklarımız var. Bu kısımda ağız dolu sarı prensesimiz var. Yaklaşık 4-5 tane ağız dolu balığımızı şu tarafa alacağız. O bölümde yavruların günü gelene kadar orada tutacağız arkadaşlar. Daha sonradan da artık kendi kusanlar olabilir. Bazılarını kendim kusabilirim. Onları da kusturduktan sonra zaten şurada bakın yavru balıklarımız saklama kabında, zaten gördüğünüz gibi burada bayağı büyüdüler. Bakın en miniklerimiz buradaydı. Birkaç gün bunlara artemiye verdim. Kendilerine geldiler. Bakın burada da biraz daha yetişkin yavru balıklarımız var. Bunlar da yaklaşık bir 10 gün sonra iyice gelişip buraya atacağım zaten. Burada da daha sonradan boylama yapıyorum. Daha irileri buraya atıyorum. Daha büyüyenler olduğu zaman buraya atıyorum. Boylama yapıyorum ki yavru balıklar, daha kendinden küçük balıkları vurmasınlar. Çünkü bazı balıkların ölümleri oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Buradaki ağız dolu mağa prensesini çıkardıktan sonra taş dizaynını da değiştireceğim. Şu kısma bir yığma yapacağım. Arkadaşlar. Bu arada videomu izleyen arkadaşlar, kanalıma abone olursa teşekkür ederim. Çok sevinirim. Videolarımız yine gelecek arkadaşlar. Bu arada ilerleyen zamanlarda şöyle bir şey düşünüyorum. Şehir dışına, hani burada mesela mavi prenseslerim var, onlardan göndermeyi düşünüyorum. Öyle bir plan hazırlarsam, yani malzemeler falan hazırlarsam, şehir dışına takipçilerimden bazı arkadaşlara buradan birkaç balık göndereceğim inşallah. Bunun da sözünü veriyorum size. Birazdan ağız dolu balıklarımızı oraya alacağız. Onu da paylaşacağım birazdan sizlerle. Evet arkadaşlar. Buradaki ağız dolu balıklarımızı çıkardık. Taş dizaynımızı da bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi bu kısımda bayağı boş alan kaldı. Burası çiftleşme alanı olur balıklar için. Böyle çok güzel oldu. Ağız dolu balıklarımız burada arkadaşlar. Büyük mavi prensesimizi büyük akvaryumdan çıkardık.
ağır dolu. Diğer balıklarımızı da buradan çıkardık. Mavi Prenses akvaryumumuzun içinde boşalttık. İçindeki plastik borular çıkarttık. Birazdan burada birkaç yavru balığımız var, ağız dolu. Bunları boşaltacağım. Şu tarafa geçmemesi için arkadaşlar şöyle bir şunu da kapatacağım ki bu tarafa geçmesinler. Çünkü Monera filtrenin arkasına geçtiği zaman zor oluyor çıkartması. Bakın bu kısımda balık kalmadı. Şöyle balıkları iyice kıstıracağız buraya. Evet. Bu şekilde şimdi ağız dolu balığımızı çıkartacağız buradan. Bu şekilde kapattık. Bakalım balıklarımız geçebilecek mi? Evet. Evet değerli arkadaşlar, ağız dolu balıklarımızı çıkardık. 2, 4, 6 tane balığımız var. Bir tane sarı, bir tane 2, 4, 5 tane de mavi prenses var. Bunların ağzı dolu. Bunları şimdi bu bölüme atacağım. Yani ayırsak da ayırmasak da ağzını boşaltıyorlar. Ama ben yine de bu şekilde daha güven almak istiyorum balıkları. Ağzını boşaltmamaları için. Yani diğer videomda file yapmıştım yavru balıklar aşağı insin diye. Orada güzel olmuştu ama bazı balıklar da ağzını boşaltmıştı. Yani ağzını boşaltsa bile birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra yine ağzını dolduruyor arkadaşlar. Bu şekilde balıklarımızı, bismillahirrahmanirrahim, balıklarımızı attık buraya arkadaşlar. Şimdi diğer mavi prensesler ağzını doldurdukça alacağım oraya. Yavrular oluştuğu zaman zaten kendim kusturacağım. Zaten ağzından çıkan yavrular da olursa bu taşlık alana gizlenecekler. Ağzını boşaltmış balıkları da gördüğüm zaman diğer akvaryumları alacağım arkadaşlar. Yani ne olursa olsun zamanla ağız dolu balıklar bırakıyor yavruları. Birkaç gün sonra yine çiftleşip ağzını dolduruyor arkadaşlar. Yakında frontozalarım da çiftleşecek. Bunlardan da bayağı yavru alacağım arkadaşlar. Tekrar boruları yerleştireceğim buraya. Çünkü o boruların içinde gerçekten güzel faydası var yani. Balıklar burada çiftleşiyor. Kaç sefer gördüm burada. Yoksa yani bunun içine bu boruları koymasam bu şekilde çok dağınık olurlar. Hem içine Monera filtre çalışıyor, suyu döndürdüğü için çiftleşmesi de zor olur. Diğerleri çiftleştiği zaman öbür balıklar da geliyor, yumurtaları yemeye çalışıyor. Ama bu plastik borunun içine güzel oluyor. Onun için faydalı. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenirseniz sevinirim. Sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da daha tavsiyeleriniz olursa onları da yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.